Bir takım kişiler hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Biz bir daha hayata getirilmeyeceğiz demişlerdi. Rablerinin huzurunda durdukları zaman onların durumlarını bir görsen Allah diyecek ki nasıl şu dirilmek gerçek değil miymiş? Onlar evet Rabbimize and olsun ki gerçekmiş diyecekler. Allah öyleyse dünyadayken inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyanı uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat gelip çatınca bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin yüklendikleri günah yükü ne kötüdür. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerinde aşağıdaki kavramlardan hangisine yer verilmemiştir diye sorulmuş. Arkadaşlar verilen parçayı incelediğimiz zaman özellikle dikkat edin o saat gelip çattığında ifadesi bize İslam dininde kıyameti anlatan bir ifadedir. Haşir ise zaten parçanın genelinde insanların hesap günah ve günah ve sevaplarından hesaba çekileceği mahşer meydanının mahşer meydanında toplanmanın adıdır. Bu nedenle bu kavramlara ulaşabiliyoruz. Hesap mizan denilmiş. Günah ve sevapların hesaplanması ve insanın günah veya sevabının fazla olması durumu hem hesabı hem de mizanı, bu ölçüyü belirtmektedir. Amel defteri insanların günah ve sevaplarının yazıldığı defter olarak geçmektedir İslam dininde. Bu nedenle günah ve sevaplarına, sevapları nedeniyle hesaba çekilen kişilerin amel defterlerinden de bahsetmek mümkündür. Son pişmanlık kişilerin hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize ifadesiyle vurgulanan bir ifadedir. Ancak parçada ehli kitaptan bahsedilmemiştir. Bu nedenle doğru cevap seçeneğimiz E seçeneğidir.